Merhabalar. Uzun zamandır video atamıyorduk. Çünkü hem benim okulum çok yoğun, hem de Ardistan. Benim LGS sınavım var, o yüzden ben de LGS sınavına çalıştığım için yoğunuz yani. Cumartesi günleri de okula gidiyorsun sen ayrıca. Evet. O yüzden ayda bir bile video atmakta çok zorlanıyorduk. Ama size çok güzel bir haberimiz var. Artık sezon açıldığı için kesinlikle bol karlı videolara hazır olun derim. Bu videoda sizlere alanla birlikte tam 4 tane bisikletle ilgili takip edebileceğiniz kaynakları söyleyeceğiz. Başlayalım. Cyclist dergisinden başlamak istiyorum. Burada elinde tam 8 tane Cyclist dergisi var. İçindekilerden bahsedeyim Cyclist dergisinin. Cyclist dergisinde bisiklet incelemesi yapıyorlar. İşte bir tane bir şey seçiyorlar, bir tane markadan bisiklet seçiyorlar, onu inceliyorlar. İşte öyle bütün yazılarıyla, bütün inceliklerle yazıyor bir insan, bir deli bir insan. Yani o ay içindeki yarışları, rota incelemeleri, aynen. Onları da bahsediyor. Tabii o büyük yarışlar, İtalya turu, La Vuelta, Fransa turu olduğu sayılarda da bayağı uzun sayfalarca yer veriyorlar yani o yarışlara. Evet, bazı insanların da hayat hikayelerini, işte bisiklet şeylerini, işte mesela tüm dünyayı dolaşan Türk diye bir tane adam var değil mi? İşte bunlar falan anlatıyorlar burada. Böyle evet. Şeyler de var. Evet, insanları da anlatıyorlar yani. Sürekli bisiklet süren insanları da anlatıyorlar. Böyle şeyler var yani. Ve aynı zamanda bizim gidebileceğimiz rotaları da söylüyorlar. Evet, şehir rehberi falan evet. Böyle. Fabrika ziyareti var mesela. İşte turları söylüyorlar yine dediğimiz gibi. Rotalar. Galiba her sayıda bir şehir rehberim gibi bir bölüm var. Orada da işte bisikletçilerin gidince keyif alacağı bisiklet sürerken rotaları açıklıyorlar. Mesela bir de şey var, özel röportaj var. John Degenkolb diye bir tane adam var. Onun büyük zaferi üzerine özel röportaj yapmışlar. Mesela senin bunda merak ettiyseniz buradan bakabilirsiniz dergisini alıp. Hani fiyatı da çok pahalı değil yani. O kadar aynen. Şey değil yani. O yüzden öneririz yani. Cyclist dergisi gerçekten güzel bir dergi. Evet, keyifli. Yani bir de şey var değil mi? Aklıma geldi bak. Son sayfasında Decathlon'la şey oluyor. Aa evet, bak onu bir bulmaca veriyorlar şöyle. Şurada gördüğünüz gibi. Orada işte 14 tane mesela boşluk var. Bu 14 tane boşluğu işte burada bilgiler vermiş. Mesela diyor ki mesela bir de turda Türkiye Milli Takımı'nın başkanındaki Sloven antrenör diyor mesela. Bunun ismini yazıyorsunuz. 14 tane işte böyle bilgiler veriyor. Hepsini doldurduktan sonra Decathlon'a gönderiyorsunuz bu yaptığınız şeyleri fotoğraf çekip galiba. Hı hı. Mesela şey veriyorlarmış. Cycling 700 R pek bisiklet gözlüğü veriyorlarmış mesela. Burada böyle. Her ay farklı bir hediye dağıtıyorlar aslında. Evet, hepsinde var gerçekten. Ama bence tek kötü yanı çok fazla şey varmış gibi geldi bana aralarda. Reklam. Evet. Yani evet. Tüm sayfada reklam var ya. Dur, nerede o? O doğal bir şey yani. Bu... Tabii canım, doğal bir şey de. Gerçekten. Özellikle ilk sayfalarında çok aynen özellikle ilk sayfalar yani şu kadar sayfa falan komple reklam oluyor genelde. Bir tek o kötü. Onun dışında ama zaten dergi çok kalın hani. İçeriği bence zengin ve gayet tatmin edici. Yani şöyle diyelim. Gerçekten bisikleti seviyorsanız ve böyle dergiler biriktirmek istiyorsanız, böyle incelemek istiyorsanız hani mesela bu bir sürü dergiler biriktiririz böyle 15 yıl geçti üstünden vay ben böyle şeyler yapmışım böyle işte biriktiriyorum ne güzel olmuş. Bir sürü bisiklet şeyleri yapmışım diyebiliyorsunuz mesela benim öyle bir şey demek çok hoşuma gidiyor. Öyle yani. Dergileri biriktirmek evet, böyle dergileri vay gerçekten biriktirmişim güzel falan o arada açıyorum eskideki kitap şeyleri. Böyle bakıyorum dergilerime. Hoşuma gidiyor yani öyle de bir hobiniz varsa benim ben onu hobi diyorum yani hoşuma gidiyor. Öyle de yapıyorsunuz yani. Koleksiyonculuk oluyor yani. Aynen hobi. Öyle bir şey. Benim hoşuma gidiyor öyle bir şey. Benim de ondan ziyade hani mesela bir hafta sonu atıyorum nereye gitsem bugün derseniz. Ha, hani dergileri karıştırıp şey yapabilirsin. Sonuçta bu dergideki bilgiler eskimiyor yani. Hani evet. Tamam gündem değişiyor ama aynı zamanda o şehir rehberim gibi bölümler de içerdiği için hani sonuçta o yer yok olmuyor. Bisiklet incelemesi yapıyorlar. Mesela ben Merida Reacto 3'ü almak istiyorum mesela. Burada incelemişler. Ben o sayfayı açıyorum, bakıyorum. Yine bir reklam. Karşıma gelip bir MC reklamı çıktı. İşte bakmak istiyorsanız Merida Reacto 3'e mesela alıyorsunuz dergiyi, bakıyorsunuz.
İşte yorumlarını falan yapıyorlar. İncelemesi içindekiler falan filan. Hepsine bakıyorsunuz. Hoşunuza gidiyorsa gidip alıyorsunuz. Tamam, ikinci kaynağımız da tabii ki Eurosport kanalı, televizyon kanalı. Biz bu dediğim büyük yarışlar olduğunda çok yakından tüm gün izliyoruz yani o kanalı. Evet. Çok yakından takip ediyoruz. Davat falan. Davat olduğunda. Her gün izliyoruz yani. Evet. 11 gün sürse yarış, oradaki, 11 günde açıyoruz. Orada iki tane bir de şey var, adam var değil mi? Evet. Onlar da anlatıyor. Yorumcular komik onlar. O kadar komik ki yani bazen kopuyorlar resmen. Hani çok ilginç şey, dağın taşın hikayesini falan anlatmaya başlıyorlar. Çünkü bazen o kadar artık durağanlaşıyor ki herkes işte atağını yapıyor, bütün gruplar kendi aralarında hani gruplaşıyorlar, aynı gitmeye başlıyorlar falan filan. Ondan sonra tabii adamlar da ne yapsın, sıkılıyorlardı yani. A, gerçekten de helal olsun, gerçekten iyi yapıyorlar hani. Evet. Böyle uyumlular hani, biri söylüyor ama bir anda söylemeye başlamıyor hani. İkisi bir anda konuşmuyor, biri söylüyor, biri söylüyor falan. Hani çok da kopmuyorlar ama hani koptukları zaman da kopuyorlar herhalde. Evet. Ve hani onlar kopuyor, siz de kopuyorsunuz. Yani onları dinleseniz bile hani bazen ben dinlediğimi anlamıyorum. Bir duruyorum, diyorum ne konuşuyorlar ya diye bir dinlemeye başlıyorum falan. Bir de şey aşırı beni güldürüyor. Bazı bisikletçilere lakap takıyorlar. Evet. O mont beni yani benden alıyor gerçekten. O kadar komik ki. Bir de Arda şey benim çok hoşuma gidiyor. Son bunu yeni yaptılar galiba. Son izlediğimiz yarışlarda yazın gerçi. Şey hatırlıyor musun bilmiyorum. En sonunda böyle kısa bir şey yapıyorlar. Tüm yarışın özeti. Ha, evet. Röportajlar yapıyorlar. Kaçırırsınız onu da izleyebilirsiniz. Yani çok kısa bir dakika falan bir şeyler. Aynen. Mesela yarışta önemli kısımlar. Mesela yarışın atıyorum 3. saatinde bir kaza oldu. Allah korusun. Ya da olmasın yani kaza. Onu gösteriyorlar. Aynen kazaldı ya da ne bileyim bir şey atak yaptı falan filan. Onları böyle gösteriyorlar. Aynı şekilde mesela kapıları da kim ilk geçti o kapıları da teker teker gösteriyorlar. Böyle bir 5 dakikalık falan mini özet gibi bir şey oluyor. Ben onu izlemeye bayılıyorum yani. Tüm yarışı izlesem bile onu izlemen ayrıca seviyorum. Çünkü ister istemez hani 8 saat boyunca da izlemiyorsun hani kanalı. Evet. Değiştiriyorsun arada, sıkılıyorsun. Orada bir şey kaçırdıysan güzel oluyor. O kanalda olan kanalı sürekli geçiyorsun. Yani sonunu izlemek istiyorsun. Finish'i izlemek istiyorsun. Ödülleri falan. Evet. Yani mesela okuldan eve geç geldiysem atıyorum. Son 20 kilometresini falan izliyorum genelde ben. Aynen öyle bir şey oluyor. Sen benden biraz daha geç geldiğin için. Sen aynen son 5 dakika 5 kilometresine falan şey yapıyorsun. Evet. Yine iyi oluyor. Bir de bir tane eski bisikletçi mi? Öyle hatırlıyorum. Biraz unuttum ama eski bisikletçi bir şeyin arkasında motorun arkasında yorum yapıyor böyle. Daha yarışın içindeyken bisikletçilerin yanına gidip yorum yapıyor ya. Onu hiç görmedin mi? Hiç hatırlamıyorum öyle bir şey. Zaten çok sık olmadı da ben de ona denk gelmiştim. O çok hoşuma gitmişti. O da yeni galiba. Geçen senelerde hiç hatırlamıyorum öyle bir şey. Hmm. Onu da çok beğendim. Yani genel olarak kanal iyi güzel, bence. Güzel yani. Aynen. Şeyleri takip etmek için, bisiklet yaşamını takip etmek için çok iyi. Biz aynı zamanda kar sporları olduğu zaman da o kanalı izliyoruz. Evet ablacığım, bir de biliyorsun bu anlattığımız Eurosport kanalının bir de telefon uygulaması var. İstiyorsan sen anlat. Çünkü benim pek bir deneyim yok. Ablam daha çok biliyor uygulama. O yüzden alamazsın. Tamam. Benim telefonumda yüklü uygulama. Genelde Eurosport'u şeyden izleyemiyorsunuz. Canlı yayından, internette izleyemiyorsunuz. Ben izleyemedim daha doğrusu. Bulamamıştım yani. O yüzden uygulamasını indirdim. O uygulamasında da dediğim gibi o yarış boyunca önemli kısımların küçük kliplerini yayınlıyorlar. O kliplerden takip ediyordum ve aynı zamanda böyle bir grafik gibi bir şey var şeyde uygulamada. Bu arada uygulama tüm sporlar için var yani. Hani oradan bisiklet seçerseniz bisikletle ilgili haberleri okuyabiliyorsunuz ya da takip edebiliyorsunuz. Onun dışında diğer tüm spor grupları da var. Bisiklette şöyle bir dediğim gibi grafik var. Bu grafikte rotanın yüksekliğine kadar mesela rota şurada bir yokuş varsa sonra şöyle iniş falan filan böyle böyle şurası da finish.
Ondan sonra burada yarışçıların nerede olduğunu, yani mesela şu an buradalarsa burada yarışçıların olduğunu gösteriyorum. En ön grupta aşağıda liste var. En ön grupta kimler var? Ondan sonra o kovalayan grupta kimler var? Bunların hepsi yazıyor. Onun dışında yani sanki yarışı televizyondan izlemediğiniz kadar olmuyor tabii de yine de o kliplerle bu yarışçıların nerede olduğuyla falan filan yakından takip edebiliyorsunuz. Tabii o kliplerin yüklenmesi de belirli bir zaman aldığı için o klipleri yüklemeden önce aşağıda şeyler oluyor. Mesela 55. kilometrede bir kaza oldu. Bu yazıyor hani görüntü yok. Ama yine de ondan da sizin haberiniz olmuş oluyor aşağıda. Onun da duyurusunu yapıyorlar. Evet. O yüzden şey yapıyorum, o uygulamayı sadece yarışlar olduğunda kullanıyorum. Hani onun dışındaki haberleri pek oradan takip etmiyorum. Sadece yarışlar için kullanıyorum. Evet. Eğer bir şey kaçırdıysanız uygulamaya açıp bakabilirsin işte. Nerede yarışçılar ya da ne olmuş, kaza olmuş mu? Ona bakabiliyorsunuz yani, güzel bir uygulama. Aynen. Ablam öneriyor demek. Evet. Başka ne kaldı anlatmadığımız? Son kaynağımız Global Cycling Network. Evet, bu YouTube kanalını da biz severek izliyoruz. Evet. İçeriği çok zengin yani. Mesela bisiklete binerken ne yiyeceğinizden, ne giyeceğinizden işte cyclocross ne kadar zor. Öyle bisiklet sporlarının türlerinde. Ondan sonra başka ne var? Bisiklet karşılaştırması. Ha evet, bisiklet karşılaştırmaları. Bir de eskiden bir tane video izlemiştim, onu hatırlıyorum. Ve frenle bir şey yapıyorlardı. Dağ bisikletiyle yol bisikletin frenini mi karşılaştırıyordu? Böyle iki tane adam vardı böyle. Çok ikisi iyi. Böyle gidiyordu, ondan sonra ikisi de bir anda freni asılıyordu böyle. Hangisi daha iyi fren yapıyor falan, öyle bir karşılaştırma. Öyle bir video da vardı ama tam olarak hatırlamıyorum. Onu söyleyeyim yani. Ama öyle şeyler de hani güzel evet. İçerikler var gerçekten. Ve hani bayağı da milyon aboneler var. Hani tabii canım. 1.9 milyon diyor. Hani 2 milyon olmuştur artık herhalde. Aynen. Tüm dünya, İşte yani global yani. Global Cycling Network de böyle güzel bir kanal. Bizim gibi. Evet. Yani bizden biraz daha düşük de bizim aramız. Ama tek kötü yanı altyazının olmamış. Mesela bizde altyazı var. Yani bizde altyazı var. İngilizce. Yani yabancılar yorum yazıyor bize. Yani. Biz de yani cevap veriyoruz. İngilizce. İngilizcemiz var bizim de. Evet. Her videoda olmasa da. Yani ablam yapıyor tabii şeyi. Altyazıyı İngilizce. Çok da güzel yapıyor. Ay teşekkür ederim. Böyle uğraşıyor. Evet. Size önerebileceğimiz kaynaklar? Bu kadardı. Bu kadar. Ve tabii ki bize videonun altına ne istediğin yani yorumlara ne istiyorsanız yani neyle alakalı işte snowboard'a da bisikletle alakalı ne sormak istiyorsanız tabii ki yazabilirsiniz. Biz de memnuniyetle mutlulukla ne şeyle hepsini size söyleyebiliriz. Cevaplayabiliriz sorularınızı. Mesela Arda şeyi sorabilirler. Biz Kartepe'ye gittiğimizde eğer başlangıç seviyesinde kayıyorlarsa hangi pist onun için uygundur? Ya da işte orta seviyede kayıyorsa hangi pistte kayarsa çok eğlenir falan filan. Onları sorabilirler. Biz de hangi mesela geyik alanının çok uzun bir pist ya. Evet. Neresinde nasıl kayılması gerektiğini anlatırız seninle. Evet. Hani bazı yerleri çok dik, bazı yerleri başlangıcı mesela hafif eğimli ya. Onları anlatırız. Evet, tabii yorumlara sorularınız gelirse cevaplayacağız tabii böyle şeyleri. Yani herhangi bir şey olabilir. Çok şey yapmanıza gerek yok yani. Düşünmenize gerek yok. Direkt yazın, biz cevaplarız. Mutluluk şey yapıyoruz zaten. Yabancılar da bize soruyor İngilizce. Biz de onları cevaplıyoruz yani. Normal yani. Size açık şey, yorum. İstediğinizi yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, alttan abone ol kısmından abone olmayı ve onun yanındaki zil butonuna basmayı unutmayın. Neden? Çünkü o zile bastığınız zaman anında biz video attığımız zaman bildirim gelecektir. Teşekkür ederiz. Abone olduğunuz için şimdi abone olmuşsunuzdur. Ve videoya tabii ki like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.